Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayağıdır aslında mutfak camımdan bir çekim yapmamıştım. Gelişimlerini sizlere de göstermek istiyorum. Belki aramıza yeni katılan arkadaşlarımız vardır. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim sukulentlere baktığım arkadaşlar 3 yer var. Biri mutfak camım burası. Bir tanesi de hemen yan oda salonum, salon camımda ve bir de balkonumda. 3 ayrı konumda sukulent bakıyorum. Büyütmeye çalışıyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bazen çünkü burayı balkon zanneden arkadaşlarım da olabiliyor. Burası arkadaşlar cam önü. Fransız cam olduğu için bu şekilde yerlerde, yani mermerin üzerinde büyütmeye çalışıyorum bu güzellerimi. Bakın burada Serena, Subsessilis. Ya çok güneşsiz kaldılar. Hava şu anda böyle hani yağmur da yok. Ama kapalı tabii ki, hani kış güneşi ne kadar gelirse arkadaşlar. Bu aralar biraz hava güzel gidiyor. Daha henüz böyle güneş tam olarak gelmiyor ama şöyle bakar mısınız? Çok tatlılar. Çoğu saksım susuz. Susuz bir şekilde bekletiyorum. Şöyle görünüyor. Şu iki yavru da Subsessilis yavrusu. Şurada bir tane de Fred'im var. Bu şekilde. Daha aydınlık oluyor burası, biliyorsunuz. Hani daha önceden izleyen arkadaşlarım. Şu gördüğünüz gibi Superbum ve Variegata Paraguayense arkadaşlar. Bu kadar renk alabildi daha henüz. Şuradan yapraktan büyüyen Superbum var. Devam ediyor büyümeye. Superbum'u şöyle de göstereyim. Bunların gelişimi de gayet güzel gidiyor. Şu kristat zannediyorum arkadaşlar. Büyüdükçe daha net anlarız. Balkondaki opalinaya benzettiğim türün yaprakları bunlar. Bu şekilde böyle güzel güzel büyümeye çalışıyorlar. Şurada da akauris var. Bunlar böyle kuru olsa bile arkadaşlar, bir kere biraz su vermiştim. Soğuğun böyle şiddetiyle aslında yaprak dökmeler oldu. O yüzden biraz daha susuz bırakıyorum. O yüzden çok soğuklarda su vermemek en güzeli, en doğrusu oluyor. Biz de hepimiz buna dikkat edelim aslında. Soğuğun etkisiyle bile yaprak döküyorlar. Burada da gördüğünüz gibi Echeveria Paintedfrillis arkadaşlar. Yapraktan yavrusuna bakar mısınız? Çok güzel bir şekilde büyüyor. Şurada da yavrusu var ama sanırım böyle büyütemeyecek şekilde böyle bir acayip çıktı yavrusu. Kas katı duruyor, yani bunun gibi değil. Bu ikili rozet şeklinde yavru vermiş. Buraya bir tane de baldi yavrusu eklemişim. Böyle tatlı tatlı büyüyorlar. Şurada bir tane Albert'im kaldı arkadaşlar. Bakın bu yapraktan. Var daha tabii yapraktan bebek şeklinde olanlar da. Diğer Albert'im gövdesinden de, yani gövdesinden çürüdü arkadaşlar. Devam etti. Alabildiğim kadar yine yaprak aldım diyebilirim. Şu yavrularım da çok güzel oldular. Bunlar bakın Polydonis. Şu Polydonis yapraktan büyüme bebekleri. Superbum. Bunlar Debbie. Bunlar da Momobojin. Bazı türlerin isimleri çok sevimli oluyor kendileri gibi. Bunları da göstereyim size. Opalinam da bayağı büyüdü ama susuz bırakıyorum biraz. Zaten su ihtiyacı hissetmiyor gördüğünüz gibi. Bayağı oldu bunu sulamıştım. Hiç su ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü öyle bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bitkimizin su ihtiyacı hissetmesine fırsat vermeliyiz aslında. Perle tabii ki böyle grapta türlerine göre Echeveria'lar tabii suyu bir nebze daha seviyorlar diyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın susamış aslında bu. Ama hava biraz böyle güneşin çıkmasını, hani hava sıcaklıklarının biraz
artmasını bekliyorum diyebilirim. İstanbul'da benim konumda şu anda arkadaşlar 12, 13, 14 derecede hani devam ediyor hava sıcaklıkları. Geceleri de 8, 7 o derecelerde gidiyor aslında, ilerliyor. Size şu Bangkoklu'mu göstereyim arkadaşlar. Benimle ilk kış döneminde hani olacağı için ben de aslında gözlemliyorum. Çünkü su verdiğim gibi hemen rozet kaybolabiliyor, yani çürüyebiliyor. O yüzden ben de susuz bir şekilde bekletiyorum. Uykuya geçmesi için aslında, şu da şuradan çıkmış, onu da ekleyelim. Yani susuz bir şekilde bekletiyorum. Bilmiyorum, bilen arkadaşlar bana yardımcı olabilir bu konuda. Hani bir bilgisi olan. Su vermeli miyim, vermemeliyim, gerçekten kararsız kalıyorum. Susuz kaldılar ama verdiğim gibi de çürüyorlar. Bu polluksumu, bir de şu echeveryamı ayrı göstereyim size. Yani camın içinden göstereyim arkadaşlar. Polluks resmen tabak gibi oldu diyebilirim. Çok tatlı. Çok güzel. Su vermiştim ona ama büyümeye devam ediyor. Çok daha böyle etli bir echeverya yaprağı olduğu için hemen susuz su ihtiyacı hissediyor bir zaman sonra. Bu saksım da susadı. Ama dediğim gibi biraz böyle sıcaklıklar belki hani artabilir diye bekliyorum. Çünkü İstanbul'da gerçekten dört iklimi yaşıyoruz arkadaşlar biz. Yaz, kış, hepsini yani tam anlamıyla yaşayabiliyoruz. Kışın böyle güneş de güzel açabiliyor belli bir zaman. Ocak ayında bile olabiliyor. Ama tabii ki şu anda bayağı bir kapalı gitti. Uzun sürdü. Bu echeveryam çiçek sapı veriyor. İki tane. Biri de şu tarafından geliyor arkadaşlar. Biri de burada. Bu şekilde böyle büyümeye çalışıyorlar. Mirineum güneşsiz kaldı. Bilmiyorum artık ne olacak. Bu şekildeler böyle. Buradaki bloomistlerim de güzel gelişiyor. Bayağı bir büyüdü aslında. İnşallah ilkbahara kadar sağ salim devam ederse güzel bir anaç form alacağını düşünüyorum inşallah. Burada da bloomist var. İşte yapraktan büyüttüğü. Şurada arada. Bu saksı da tabii ki sıkışık hepsi birlikte. Ama güzel gidiyorlar. Şimdi size şunu da göstermek istiyorum. Buraya arkadaşlar şöyle demir askılarla mendozamı astım. Mendoza çok tatlı oldu. Filetlerim de burada arkadaşlar. Böyle. Buraya koydum onları da. Böyle bakar mısınız? Ne kadar güzel renkli renkli duruyorlar. Çok tatlı duruyorlar bu şekilde. Her sabah mutfak camımda olduğu için arkadaşlar, biz de çoğunlukla mutfaktayız haliyle. Böyle hep bunlara bakıyorum böyle. Açıyorum perdeyi, bakıyorum. Camı açıyorum, bakıyorum. Böyle güzel güzel aslında güzellikler sunuyoruz kendimize. Öyle düşünüyorum. Şöyle biraz göstereyim sizlere. Altındaki yavrular. Clavatum artık tamamen gövdesini yatırdı diyebilirim. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bakın mesela salon camım balkonda bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Biraz buğulu çıktı ama. Yani benim bu taraf ön cephe olan yer aslında güzel gidiyor. Yani güzel gelişebiliyorlar diyebilirim. Böyle salon camı balkon diye geçiyor aslında. İlerliyor yani. Bu konumu çok seviyorlar. Şu kırmızılar da burada çok güzel gelişti. Tabii bu saksılarımı da korudum ben yağmurlarda. Çünkü nemlilik vardı topraklarında. Yağmur almasınlar diye poşetlerle korudum arkadaşlar. Şunlardan poşetler geçiriyorum. Ama bir dahaki yağmurla sulanmalarını bekleyeceğim. Sulamayacağım yani. Tabii
çok uzun süre yağmur yağmazsa tabii ki bir sulama yapacağım. Çünkü susadıklarını artık bariz bir şekilde gösteriyorlar. Şunlardan daha iyi anlaşılabilir. Bakın lastik gibi oluyorlar. Şu da öyle yumuşacık. Bir dahaki sularını yağmur suyuyla alacaklar inşallah, öyle diyelim. Şuradaki krom, echeverya krom, perlemin rengi. Bu sedum da çok tatlı oluyor. Bu şekildeler. Güzel gidiyorlar çok şükür. Bu echeverya kromun altındaki yavruları şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hepsi pıtır pıtır böyle büyümeye çalışıyorlar. Fazla telefonda yaklaştıramıyorum ama çok tatlılar. Bu şekilde böyle. Bu da bronze ve sedum letizia saksım arkadaşlar. Gayet güzel gidiyorlar. Şöyle. Bu da Sedum Adolphi. Bu. Bu da Sedum Joyce. Bu şekildeler böyle. Güzel renklenmeler de oldu. Şu gövdesindeki yavrular. Bunu size şöyle tutamıyorum. Ben bile göremiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde böyle büyüdüler. Böyle konumlandırıyorum gördüğünüz gibi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.